Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 8. sınıf 4. ünite fiziksel ve kimyasal değişimler konusu. Arkadaşlar bu konunun içerisinde fiziksel ve kimyasal değişimin ne olduğunu, fiziksel ve kimyasal değişime örnekleri göreceğiz. Maddedeki değişimleri fiziksel ve kimyasal değişim olarak ikiye ayırmaktayız. Şimdi fiziksel ve kimyasal değişimlerin nasıl gerçekleştiğini inceleyelim. Arkadaşlar ilk önce maddelerin fiziksel özellikleri nelerdir, bunları görelim. Maddenin bir başka maddeye dönüşmeksizin gözlenebilen ve ölçülebilen dış görünüşü ile ilgili özelliklerine fiziksel özellikler denir. Maddenin rengi, şekli, kaynama noktası, yoğunluğu, kokusu, tadı, çözünürlüğü, sertliği, hacmi, ısı ve elektrik iletkenliği gibi özellikler fiziksel özelliklerdir maddenin sadece dış görünümünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim denir. Fiziksel değişmede maddenin sadece renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir. Maddenin iç yapısı yani kimliği değişmez, sadece tanecikler arasındaki boşluklar değişir. Fiziksel değişimde madde yine aynı maddedir fakat görünümü değişmiştir. Fiziksel değişikliklerin çoğunda madde tekrar eski halini alabilir. Örneğin buzun erimesiyle su oluşur, su tekrar donarak buz haline gelebilir. Arkadaşlar şimdi fiziksel değişim gerçekleşen olayların neler olduğunu görelim. Hal değişimleri sırasında fiziksel değişmeler gerçekleşir. Çikolatanın erimesi, suyun buharlaşması, yağın donması fiziksel değişmelere örnek olarak verilebilir. Çözünme olayı sırasında fiziksel değişim gerçekleşir şeker ve tuzun su içerisinde çözünmesi olayı fiziksel değişimdir. Şeker ve tuzun yapısında herhangi bir değişme gerçekleşmemektedir. Ufalanma olayları da fiziksel değişimle gerçekleşir. Peynirin rendelenmesi, budayın öğütülmesi sırasında maddenin tanecik boyutu küçülmüştür. Yırtılma olayı yine tanecik boyutunda küçülmeye neden olur. Kağıdın ve kumaşın yırtılması maddenin iç yapısını değiştirmez. Kırılma olayı da fiziksel değişmedir. Camın, odunun kırılması bu değişime örnek olarak verilebilir. Karışımların oluşması sırasında maddelerin kimlikleri değişmez. Karışımlar fiziksel olarak meydana geldiği için fiziksel yollarla ayrılırlar. Tuz ve su karışımıyla tuzlu su olur. Tuzlu suyu buharlaştırırsak tekrar tuz elde edilebilir. Bazı karışımlarda karışan maddeler kimyasal değişime uğrayabilir. Süt ve sirke karıştırıldığında sütün yapısı bozulur. Arkadaşlar şimdi de maddelerin kimyasal özelliklerinin neler olduğunu görelim. Maddenin başka bir madde ile kimyasal tepkimeye girmesiyle ortaya çıkan özelliklere kimyasal özellik denir. Bir maddenin başka madde ile etkileşmesi veya etkileşmemesi onun kimyasal özelliğidir. Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik olması Suyla reaksiyona girip girmemesi kimyasal özelliklere örnek verilebilir. Demir'in oksijenle paslanması, altının ise paslanmaması kimyasal bir özelliktir. Arkadaşlar şimdi de kimyasal değişimin ne olduğunu görelim. Maddenin iç yapısında meydana gelen değişmelere kimyasal değişim denir. Maddenin iç yapısı yani kimliği değişir. Kimyasal değişimde yeni maddeler oluşur. Kimyasal değişim sırasında renk değişimi, gaz çıkışı, ısı ve ışık yayılması gibi belirtiler gözlenir. Arkadaşlar kimyasal değişimle beraber fiziksel değişmede gözlenmektedir. Şimdi kimyasal değişim görülen olaylara örnekler verelim. Yanma olayı kimyasal değişimdir. Kağıdın yanması, kömürün yanması, ekmeğin yanması örnek olarak verilebilir. Kimyasal tepkimeler kimyasal değişimle gerçekleşir. Asit ve bazların karışmasıyla gerçekleşen tepkime sırasında kimyasal değişim görülür. Bir bileşiğin ısıyla parçalanması sonucu, yeni maddelerin oluşması kimyasal değişimdir. Baslanma olayı kimyasal değişimdir. Metallerin havadaki oksijenle kimyasal tepkimesi sonucu pas meydana gelir. Çivinin paslanması, bakırın paslanması, gümüşün paslanması yani kararması kimyasal değişime örnek olarak verilebilir. Pişirilme olayı kimyasal değişimdir. Yemeğin pişmesi, ekmeğin pişmesi örnek verilebilir. Pişirilen yemeğin tadında ve kokusunda değişme meydana gelmektedir. Kızartılma olayı kimyasal değişimdir. Patatesin kızartılması, etin kızartılması örnek verilebilir. Mayalanma olayı kimyasal değişimdir hamurun mayalanması, sütün mayalanması örnek verilebilir. Kokuşma yani bozulma olayı kimyasal değişimdir. Etin kokuşması, yemeğin kokuşması örnek verilebilir. Küflenme olayı kimyasal değişimdir. Peynirin küflenmesi, ekmeğin küflenmesi sırasında besinlerin tadı ve kokusu değişmektedir. Çürüme olayı sırasında maddenin iç yapısı değişir. Domatesin çürümesi, yaprakların çürümesi, tahtanın çürümesi örnek olarak verilebilir. Solunum olayı kimyasal değişimdir. Canlıların enerji elde etmek için solunum yapması kimyasal değişimle gerçekleşir. Fotosentez olayı kimyasal değişimle gerçekleşir. Bitkilerin fotosentez yapmaları sırasında kimyasal değişim olur. Şimdi sorularda karşımıza çıkan önemli fiziksel ve kimyasal değişimlere örnekler verelim. Kanın pıhtılaşması kimyasal değişimdir, kanın yapısında değişim gerçekleşmektedir. Naftalinin süblimleşmesi hal değişimi olduğu için fiziksel değişimdir. Soyulan elmanın kararması kimyasal değişimdir. Elmanın tadında kokusunda değişme meydana gelmektedir. Sütün kaynaması kimyasal değişimdir. Sütün içindeki proteinin yapısında değişme meydana gelmektedir. Kabartma tozu ile limon suyunun karıştırılması kimyasal değişimdir. Karışımda gaz çıkışı gözlemlenir. İnsanın, bitkinin büyümesi kısaca canlının büyümesi kimyasal değişimdir. Tohumun çimlenmesi kimyasal değişimdir. Şekerin tükürük ile parçalanması kimyasal değişimdir. Tükürük içerisindeki enzimler kimyasal değişime neden olmaktadır. Sütün mayalanması kimyasal değişimdir. Yemeğe tuz atılması fiziksel değişimdir. Tuzun tadı ve yapısı değişmemektedir. Yoğurttan ayran yapılması fiziksel değişimdir. Su ve yoğurt karışması sırasında maddenin kimliği değişmemektedir. Çamaşır suyunun kumaşı beyazlatması, kumaşın yapısı değiştiği için kimyasal değişimdir. Gökkuşağının oluşması ışığın kırılmasıyla gerçekleşir, fiziksel değişimdir. Bakır telin elektriği iletmesi fiziksel değişmedir. Telin yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yaprağın sararması kimyasal değişimdir. Çaya limon sıkılması kimyasal değişimdir. Çayın yapısında değişme meydana gelmektedir. Meyvenin olgunlaşması kimyasal değişimdir. Sütten yağın ayrılması fiziksel değişimdir. Safra sıvısının yağla karışması fiziksel değişimdir. Üzüm suyundan sirke yapılması kimyasal değişimdir. Sirke ile sütün karışması kimyasal değişimdir. Sirke sütün yapısını bozduğu için kimyasal değişim gerçekleşir. Oksijenin suda çözülmesi fiziksel değişimdir. Kumdan cam yapılması kimyasal değişimdir. Erimiş cama şekil verilmesi fiziksel değişimdir. Suya sandoz tableti atılması kimyasal değişimdir. Katı iyodun ısıtılınca mor duman çıkarması fiziksel değişimdir. Yazının silinmesi fiziksel değişimdir. Yanma olayı sonucunda kül oluşması kimyasal değişimdir. Arkadaşlar bu dersimizde 8. sınıf fiziksel ve kimyasal değişimler konusunu gördük. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.